Aslında benim iş yerinde ikna kabiliyetim çok yüksek. Ya halledemeyeceğim hiçbir şey yok. Hani neden ben sizi ikna edemiyorum? Ya sabahın köründe benimle kalkıyorsunuz, ben onu anlamıyorum. Biz hali bizden memnunuz bir tane. Tabii ya, en güzel şey. Şimdi bak yavrum, günün en güzel öğünü sabah kahvasıdır. Biz işte o en güzel öğünü kızımızla birlikte yapıyoruz. Üstelik o gittikten sonra bir daha yapıyoruz ya. İki öğün çok güzel oluyor. Ne güzel anlatıyorsun Femicim, bak böyle kendi ağzında vallandıra vallandıra iki öğün. O aslında ona işte biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yine aynı mevzuyu açacağım ama hani Femicim azıcık dikkat etsek. Hem Nazlı ile kahvaltı ediyorsun, ondan sonra oturuyorsun ben de kahvaltı ediyorsun. Dost acı söyler, son zamanlarda biraz kilo aldın. Ben kilo almadım ya. Aynıyım ben. Tamamen aynıyım ya. Nasıl aynısın ayol? Hiç aynaya bakmıyor musun sen? Ben aynaya bakmıyorum ama kiloya, tartıya bakıyorum. Tartıda aynı çıkıyorum ben. Hiç kilo almamışım. Üstelik sen bir iki kilo aldın gibime geliyor bana. Aldın sen bayağı bir iki kilo aldın ya. Ben mi? Evet. Asla. Asla ben. Çok dikkat ediyorum ben kendime. Ayrıca pardon da ben şu kadarcık zeytin, peynirle, iki tane zeytinle şu kadarcık peynirle karnımı doyuruyorum. Kalkıyorum sofradan ve bunu bir öğünüyorum, bir kere kahvaltı ediyorum. Beyimciğim. Ya şurada kızımla bir kahvaltı yapıyorum. Bunu da çok mu görüyorsun ya? Üstelik öyle iki zeytinle falan geçiştirmiyorsun ya. Geçen gün saydım, çok acayiptir. Tabağında 10 tane zeytin çekirdeği vardı ya. Tabii. Saydın. Üşenmedin, saydın. Bravo. Bravo. Benim de geçen gün bir öğünde öyle bir gözüm takıldı da artık hangi kahvaltıdaydı hatırlamıyorum. Vallahi bir öğünde 4 dilim ekmek yedi baba. Nazlıcığım nereden baksan 20 ekmek eder. Vallahi ben bilmem. Ben senin için söylüyorum. O kadar kilo verdin. Hani geri alma diye. Ben bilmem. Biraz önce gördüm. Menemene ekmek bandın. Evet. Aynen şöyle yaptım bak. Yaptım. Böyle atmıyordum. Ay tuzu tam mı diye atayım mı tuz ekleyeyim mi diyerekten kontrol ettim hoca. Resmen lokmalarımı sayıyor. Çok ayıp. Ne ayıp ya bir şey de. Ayıplık ne yapacağım ya? Çok kırıldım. Tuzuna biz bakıyoruz işte. Ay ben çok kırıldım. Bence bu konuyu gereksiz uzatıyorsunuz. Yani bana sorarsanız öyle. İkiniz de o kadar güzelsiniz ki kilo da almadınız. Gayet tatlısınız. Ay yiyin gitsin Evet. Ben çok kırıldım. Ben de çok kırıldım ya. Ekmeğimi sayıyor. Ne var kırılacak ne dedim ben ya? Ben sayıyorum ama. Ne kadar ayıp ya, ne kadar ayıp. Duydun değil mi Nazlıcığım? Sabah sabah söyleyecek laf mı şimdi o? Anneciğim ama abartıyorsun biraz ya. Adamcağız kötü bir şey söylemedi. Aşk olsun. Aşk olsun. Lokmalarımı sayıyormuş artık ne desin yani aşk olsun. Bence biraz fazla alınganlık yapıyorsun. Gerçekten yani. Hayır biraz tamam söyleme şekli kırıcıydı. Kabul ediyorum. Öyleydi. Ama ya babam senin gönlünü alır. Bak merak etme hemen alacak. Hiç sanmıyorum. Bakacağız. Neyse. Ya bak göreceksin ama hemen böyle bir tatlılıklar yapacak, böyle senin yüzünü güldürecek. Ya biliyorum ben babamı bilmiyor muyuz? Bakalım. Neyse sen geç kalma hadi bakalım. Tamam ben geç kalmayayım sen de hemen yat uyu uykun açılmasın hadi. Tamam canım tamam. Tamam değil git göreceğim. Arkandan iyice emin olmak istiyorum bakacağım odaya giriyor musun diye. Ya tamam abarttın sen iyice. Tamam takip etmeyeceğim seni söz verdim. Ben aldım dersim tamam bitti. Söz mü? Söz. Ayrıca bir şey söyleyeceğim merak etme bugün arabayla gitmiyorum. Aklın kalmasın böyle gayet güzel normal yollarla gideceğim. Gerçekten mi? Gerçekten. Ay Nazlı ne yalan söyleyeyim bir. Ay mutlu oldum ha. Huzurlu uyurum şimdi bak. Vallahi öyle olur. Ya bir şey söyleyeceğim. O kadar özlemişim ki ben bu toplu taşıma olayını. O bu kalabalığı böyle otobüs kaçtı mı kaçmadı mı bindim mi ayakta bekle. İyi yer bulabilecek misin? Ay bunları o kadar özlemişim ki ben. Gerçekten mi? İnanmıyorum. İnanma yalan zaten. Hadi görüşürüz. Thank you.
Naylancı! Naylancı! Şşt! Naylancı! Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun sabah sabah? Bağırmadan nasıl satış yapayım Sami Usta? Ben nereden bileceğim? Herkes senin sesinle uyanmak zorunda mı? Senin sesini duymak zorunda mı? Hadi, hadi başka yere yap, hadi! Tam 30 yıldan beri böyle satış yapıyorum Sami Usta. Tamam artık bundan sonra başka türlü yapacağım. Demek ki. Hadi, 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 hadi! Günaydın Sami Usta. Günaydın amire. Hayırdır? Naylancı'dan bir sorununuz mu vardı? Ya ne olacak gelmiş kapımın önünde? Car 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 bağırıyor, bağırıyor. Naylancılar hep böyle satış yapıyor Sami abi. Evet. Yeni bir şey değil ki bu. Tamam, demek ki yapmayacak artık. Yapmayacak. Ya ben belki geç kalkacağım. Belki geç kalkıyorum artık ben. Erken uyanmak istemiyorum. Sami abi, yenge kalkmadı mı? Şimdi vallahi bırak kafana burada. Sana ne be? Sana ne? Tamam, kızma. Kızma Sami Usta, kızma. Beşir. Sana ne yenge kalktı mı kalkmadı mı ya? Burnu, bak iş burnuma sokuyoruz. Her yere burnunu sokuyor. Sokma burnunu. Özür dilerim amirim. Affedersin Sami abi. Yani diyelim ki yenge kalkmadıysa, hani gelen geçen bağırmasın. Ben onları uyarırım. Sen merak etme. Onun için eledi sordu. Hey, tamam, tamam. Hadi kolay gelsin. Hadi sana da kolay gelsin. Hadi. Hadi. Bir sıraya düşün. Gör, gör, gör. Bağırıyor be ya. Valla. Fatih abi şimdi yeri gelir biz bir dost olarak gider konuşuruz ama ya aile meselelerine de çok karışılmaz ki ya. Bak karışınız be. Karışınız ben de size serbestlik. Karışınız istediğiniz kadar. Lütfen. Ya şimdi adam kadını sevmiş, evlenmişler. Mutlular. İyi tamam da yani şimdi aile içine de bu kadar girilmez ya. Bak komşucuğum, bak şimdi saat kaç, ben buradayım değil mi? Başla uyu, saatlerce uyuyacak. Tak kocası bekleyecek, da kahvaltı hazırlasın onu bunu. Bak uyu diyeyim sana, hep uyu. Ya Fatih anacığım, seni de anlıyorum ama şimdi bak... ...bir şikayet olsa, Sami Bey kendi konuşur eşiyle değil mi? O yüzden yani şimdi Fehmi... ...her konuda haklı olmasa da bazı konularda... ...haklı olabiliyor yani. O yüzden biz çok karışmayalım. Ne sen karış, ne biz karışalım. Bir zamana bırakalım, değil mi? Ya değil mi gürültü ayol? Oo. O kim ya? Seyfi'nin işi gene. Sana bir şey diyeyim mi? Benim prensesa, Diana prensesa gelini mi bile bu gürültü uyandırmıştır şimdi. Ben gidip şunlarla bir konuşayım da sussunlar ya. Tamam. Mahallemizin çiçekleri alacak. Kız Nurten, Seyfi Bey seçimleri bayağı ciddiye almış. Ne sandın annem? Benim kocam her işini ciddiyetle yapar. Diyeyim ben sana. Seyfi! Ne bu gürültü? Ne bu gürültü kardeşim? Uyuyamıyoruz ki biz burada. Aa, aşk olsun kız Sami abi. Ne uykusu bu saatte Allah aşkına? Aa. Allah Allah abi. Sen mi öğreneceğiz burada biz kaçta? Nikah zamanında uyanacağımızı. Fehmi abi gözünü seveyim. Azıcık sustur şunu. Thank you.
Ha. Yine kalktın. Gel. Sen hiçbir şey yapma. İnan tekrar yat. Ben Fehmi abine konuştum. Susturacak onu. Uykun daha olsun. Hadi. Yok yok. Yok canım benim. Yok sağ ol Sami'cim. Uyku falan kalmadı bende şimdi ya. Gibi. Ya istersen sana masal okuyayım. Hemen açık geri gel. Ne dersin? Hiç zahmet etme Sami'cim şimdi. Ben bir gideyim kendime kahve yapayım. Gelirim kendime. Gelirim hayatım. İyi. İyi madem tamam. Allah Allah. Hala devam ediyor ya. Ya hastası olanlar, uyuyanlar. Bu ne kardeşim böyle gürültü ya? Şenliğe gel, şenliğe. Yenge uyanırsa var ya Sami abinin olay çıkartması an meselesi. Ya mahalle arasında bu kadar gürültü yapılır mı Fehmi abi? Abicim o kadar seçim kampanyası yürüttüm. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Evet doğru söylüyor valla. Ben belediye başkanlığını kazandım. Bu kadar gürültü yapmadık ya. Bu nedir yani? Allah vere de çocukların yeni uyusan olmasın valla. Eğer bebeler bir uyanırsa var ya o analar... Lan ne ya? Bir de biz buna oy vereceğiz değil mi ha? Vallahi elim gitmiyor ya. Herkes bizim gibi erken kalkmıyor ki ya. Bu ne gürültü be? Ya Seyfi abi bu bando ekibi nereden bulmuş acaba? Pasajın açılışına gelmişlerdi. Ben söyledim Seyfi babaya. İyi halt ettin Ali'ciğim, iyi halt ettin. Bana her şeyi de Halit abi iyi halt ettin deme. Ben insanlara yardım etmeyi seven bir adamım. Kanımda var. İyi yapmışsın Mutluk. Vallahi çok iyi akıl etmişsin. Ha, evet, ne diyor beğeniyoruz. Neden rahatsız olduk ki? Evet. Oyna kız Ferhunde. Ya sen beni mi takip ediyorsun? Nereye baksam seni görüyorum ya. Ya Seyfi karışmayayım diyorum ama... ya kafamız şişti ya. Vallahi kafamız şişti ya. Gelsene senle şu kahvede biraz konuşalım be. Tamam konuşalım. Arkadaşlar siz bir tur atın ben yanınıza geçeceğim. Sağ ol bir cücü. Vallahi ne kadar güzel oldu ha. Afiyet olsun Sami'cim. Sami'cim, ben sana bir şey diyebilir miyim? Aşk olsun cücüm. Söyleyeceksin tabii ne? Ama kırılmak, gücenmek yok. Yok be. Şeyden gelen hiçbir şeye kadar kırılmam, gücenmem cücüm. Ne var? Bana civcivim demesen olur mu? Neden? Ne diyeceğim? Ama sen benim cücüğümsün. Yani böyle daha romantik bir kelime bulsak. Yani civcivim benim pek hoşuma gitmiyor da. Yani ben hep böyle birbirimize çok özel romantik kelimelerle hitap ederiz diye hayal etmiştim. Ballı böyle. Yok. Baş çörem. Çikolatalı kekim. Ya unlu mamuller olmasa olmaz mı Sami? Minik sincaba. Uğur böceği. Yeşil ördek. Ya Sami'cim yeşil ördek, böcek, civciv, yok kek. Ya hayvanlardan ya unlu mamullerden bir şey söylüyorsun. Hani böyle daha özel bir kelime. Hani biz uzakta bile olsak böyle o böyle romantik kelimeyle birbirimize yaklaşsak böyle. Ha? Sen her söylediğinde benim böyle kalbim çıs etse, çıs etse. Ama sen civcivim demek istiyorsa diyebilirsin bana. Buldum. Bu cız cız dedi ya. Hı? Buldum. Köfte. Sami. Yok be ya şaka yaptı. Bu anca benimkini cızlatır ya. Seviyor mu köfteyi onu? Ben köfte deyince cız oluyor. Ama bulacağım. Söz sana bulacağım.
Ocağa güzel bir şey bulacağım. Yakında bulurum. Tamam. Herhalde. Ay çok şükür gürültü kesildi. O neydi öyle? Benim de var ya kafam şişti. Bilmem ne oluyor ne oluyor. Sonra anladım ondan. Neyse Seyfi Bey'i ikna etti herhalde Fehmi konuşup. Komşucuğum bre. Sen de konuşsan bu benim gelinle ha. Belki biraz alıştırırsın onu ne yapsın, nasıl olsun. Hey gelin olsun, İslam gelin olsun. Ben Süleym olmay, ben kaynana. Foto anacığım bak bir şey diyeceğim ama bana kızma. Bu sefer artık sen bu gelininle iyi anlaşsan, bir iyi geçinsen. Çünkü bak neden diyorum. Sen onunla böyle kavga dövüş, böyle devam edersen Allah korusun ya o... Çıkıp giderse. Ya, Allah korusun. Oo. Allah korusun. O zaman nasıl Sami Bey'in nasıl kalbi kırılır değil mi? Nasıl kötü hisseder ki? Senin de oğlunla aran açılır. Ama bilmem ne yapam bre, bilmem ne yapam. Ciddi olmay bir şey aklıma hiç bilmem. İşte bak söylüyorum ben sana. Gel sen beni dinle, bana güven. Ha. Sen onunla iyi geç. Onun acık huyuna suyuna git. Bak onu bir kızının yerine koy mesela. Oh kızım, benim hiç olmadı kızım. Ondan mı? Ondan olabilir. Bak ne güzel söylüyorsun. Bak, onunla bir anlaşmaya çalış. Mesela ne bileyim, onun sevdiği bir şey birlikte yap onunla. Sen bir adım atacaksın, o sana bir adım geri. Bu işler böyledir. Böyledir Foto anacığım. Sen onun bir huyuna gideceksin. Bak göreceksin, o da seni mutlu etmek için hemen bir şeyler yapmaya başlayacak. Buraya da yazıyorum. Bak gör. Allah Allah. Ben ne yaparım onunla beraber bim. Mori ben dedim konuş onunla, sen beni konuştur. Beni inandırırsın. Dok bilmem ne yaparım beraber. Ben hiçbir şey olmaya aklıma beraber. Yaparsın sen, bulursun bir şey. Sen tatlı komşu. Can. Ya Seyfi bu ne gürültü patırdı ya. Böyle seçim propagandası mı olur ya? İşe çıkarma. Aa işe çıkarma ya. Fethi'cim acaba sen beni kıskanıyor olabilir misin? Ya Seyfi ben seni niye kıskanayım ya? Allah Allah ben seni iyiliğin için söylüyorum. Bu kadar gürültü patırdıya ne gerek var? Ama nasıl dikkat çekti Fethi? İnsanları bir görecektim. Balkonlardan, pencerelerden sarkıyorlar. Herkes bana bakıyordu. Abi bu gürültü nereden geliyor diye bakıyorlardı ya. Ya bu kadar gürültü patırdıya bak. Hastası var, yaşlısı var, uyuyan bebek var, uyuyan insanlar var. Ya mahalle huzur beklerken sen gürültü patırtı çıkartıyorsun ya. Olacak şey değil. Ya benim dediklerimi dikkate al ya. Tabii canım. Ya Seyfi abi, ya sabahın köründe bu kadar gürültü yapılır mı ya? Hadi öğleden sonra olsa gene neyse, bir derece iyi. Değil mi Alper? Evet abicim. Bak Seyfi abi, bizim şarkıyla türküyle işimiz olmaz. Bizler icraat görmek isteriz. Al sana icraat o zaman. Bu mahallede yaşayan tüm insanlar benim çiçeğim. Nasıl sloganım efendim? Çok güzel işte ya, bak bu harikulade. Çok güzel ya. Bravo Seyfi. Çok güzel. Fethi'cim, bunları da al Allah aşkına. Rukiye Hanım'a götür. Verirsin. Bak çok teşekkürler ya, sağ ol. Bak bu çok güzel işte ya. Mavişim. Şahin. Ya şey diyeceğim ya, seninle beraber yaşamak çok güzel bir duygu, harika. Bence de Şahin. Ben de yeni evimizde sadece seninle birlikte olmayı çok sevdim aslında. Ama aklım babaannemde sadece. Ya sen hiç merak etme ya. Çok iyi, zehşön ya. Bakalım öyle diyor ama zaman gösterecek. Ya Mavişim ya, düşünsene. Bak beraber kalkıyoruz. Yanımda sen varsın. Ondan sonra beraber kahvaltı yapıyoruz. Beraber işe geliyoruz. Burada çalışıyoruz. Sonra eve gidiyoruz. Birlikte beraber yemek yiyoruz. Televizyonun karşısında böyle beraber oturuyoruz. Ya muhteşem bir şey bu Mavişim ya. Ya Şahin. Mavişim ya. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Hoş bulduk be. Biz de Mavişim'le mutluluğumuzu konuşuyorduk. İyi ki evden bizi postaladınız. Değil mi Mavişim? Toptala bakma. O ne biçim pirava be? Ağzından çıkarıp kulağını duyuyor musun seni? Ha? Biz kendinize ait bir yuvanız olsun istedik. Adına ne dersen de babacığım. Bence de çok iyi oldu. Biz çok mutluyuz. Yani eğer merak ediyorsan tabii. Kızım, senin mutluluğundan daha çok beni ne sevindirir? Ne kadar güzel işte. Mutlu olun. Ben bundan daha çok hiçbir şey sevinmem. Ben daha çok sevinirim. Mavişimin mutlu olması beni daha çok sevindirir. Değil mi Mavişim benim? Mavişim ya, ne kadar güzel gözleri. Ya tabii bir şey, babamın yanında yapmayız.
Yani mavişim deme demeyeyim ya. Mavişim diyorum işte. Mavişim benim ya. Nasıl mutlu oluyor görüyor musun? Mavişim. Mavişim. Ne yaparsın sen? Aerobik yapıyorum Patona. Sen onunla iyi geç. Onun acık huyuna suyuna git. Sevdiği bir şeyi birlikte yap onunla. Sen bir adım atacaksın, o sana bir adım geri. Bu işler böyledir. Ne istedim diyeyim? Olur mu ben de yapam? Ay, ben de aerobik mi yapmak istiyorsun Patonacığım? Niçin olmasın? Celliğinde kaynana yaparsak bir şey beraber. Güzel olur ha? Olur. Olur da bana bakarak yapabilecek misin? Yapar. Sen ne umaysın beni bre? Hey, hey, hey. Beyim Fato nene. Ben her şeyi yaparım. Sen ne umaysın sen? Gel odama Fato ana ama bak dikkat et. Bir yerine bir şey olmasın tamam mı? Yok, yok. Bana hiçbir şey olmaz. Hiç, hiç. Bak şimdi sen... Çıkaram bunları biraz. Aldım. Çıkar, çıkar. Bak. Şimdi sayıyorum. Bir, iki, üç. Öne, arkaya. Öne, arkaya. Yana, ayağa. Bir dakika. Evet. Öne, arkaya. Öne, arkaya. Bacak yana, ayaklar öne, arkaya, öne, arkaya. Öbür bacak öne, arkaya, öne, arkaya, öne, arkaya, öne, havaya, 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 öne, arkaya. Bacaklar yana, ayaklar aç, kapat. Okey, ben geldim ya. Hoş geldin Fevci. Hoş bulduk. Fehmi'cim bu ne? Çiçek. Aa Fehmi'cim. Aa. Ay. Ya çok teşekkür ederim. Ay canım benim. Ya zaman tamam beni kırdığının farkına varacağını biliyordum ama hani bu kadar da çabuk hatanı telafi edeceğini hiç beklemiyordum. Fehmi'cim çok şaşkınım şu an. Evet, ben de çok şaşkınım. Ay aşk olsun ya. Ay hiç beklemiyordum. Aa mis gibi kokuyorlar. Ay. Fevci, hadi Nazlı'yla da konuştuk ya. Bir özür diler, bir hoşluk yapar babam sana filan dedi ama bu kadar çabuk yani. 40 yıl düşünsem bile çiçek alacağın aklıma gelmezdi. Ay Allah çok şaşkınım. Benim de hiç aklıma gelmez ya. Fevmi'cim işte sen bu yüzden benim her şeyimsin. Sen benim canımın içisin Fevmi'cim. Çok teşekkür ederim. Allah seni başımızdan eksik etmesin vallahi. Ya Rukiye abartma ya. Alt tarafı bir çiçek ya. Aşk olsun. Ne demek alt tarafı bir çiçek? Olur mu hiç öyle şey? Bak hiç tevazu gösterme bu konuda. Sen diğer erkeklere hiç benzemiyorsun Fevmi'cim. Bak gitmişsin, düşünmüşsün, almışsın, gelmişsin. Bunun bana neler hissettirdiğini sana anlatamam. Ay ben bunu şimdi evin en güzel vazosuna koymaz mıyım? Ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Zıpla. Patona. Zıpla. Sen fazla zıplamasan mı acaba? Niçin Mori? Bak zıplayayım ben. Göreyim misin? Hem daha isla anca beraber, kanca beraber. İyi de Fatih Anacığım daha ilk günden bu kadar yormasan mı kendini? Bak bir yerine bir şey olacak sonra. Oo, hiçbir şey olmaz. Ana hiçbir şey olmaz. Aa, ay 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 Fatih Ana. Fatih Ana. Fatih Ana. Ay ay ay. Ay Fatih Ana. Ay, ay dur bekle. Bekle Fatih Ana. Bekle geliyorum. Ay ay ay. Evet evet. Evet Satiyeciğim evet. Ya böyle biraz narem oldaydık sonra bir baktım evi geldi. Aa
elinde çiçek. Ay güzel güzel bir kırmızı böyle karanfiller görme, nasıl güzel kokuyorlar. Ya bana almış. Evet. Aa, sen hiç çiçek almadın mı hayatında? Ay kıyamam kızım. Olsun be Satya, olsun. Hiç bana bak, darısı başına hiç umudunu kesme bence, değil mi? Sami, Sami koşun. Sami hadi gelin. Dur, dur. Ne oldu be? Ay eve gelin, eve gelin. Tamam, hadi ben bakarım. Sen git. Tamamca, oldu. Hadi bakalım, görüşürüz. Hadi bakalım, görüşürüz. Eşine de selamlar, hadi bakalım. Ya Rukiye, ne yapıyorsun ya? Ya Fehmi'cim, mutluluğumu arkadaşlarımla paylaşıyorum. Çok mu yani? Tamam, gel gel. Sana bir şey söylemem lazım Rukiye, gel. Tamam, dur söylersin de. Şimdi ben bu çiçeği nereye koyayım sence? Ha şöyle evin en güzel bir yerine koysak. Evin en güzel yeri neresi Fehmi'cim? Ya Rukiye, o çiçekler... Telefonu şuraya koysam ama... Telefonu buraya koysam, orada oturuyoruz ya biz. Böyle arkamız dönük kalır, görmeyiz. Ne yapayım? O çiçekler Rukiye. Şey mi, sehpaya mı diyorsun? Ama sehpa... O sehpa da olabilir, masa da olabilir. Dur bakayım. Tamam tamam, kızma kızma. Kızma tamam, diyorsun ki şimdi. Artık çiçekleri de aldım, koyacak yeri de sen düşünüyorsun. Çıkarma diyorsun içinden, değil mi? Ay Fehmi'cim benim, canım benim. Dur dur, evin en güzel yerine koyacağım ben bunu. Dur, en iyisi sehpaya koyayım, oradan böyle böyle kokusu gelsin. Ya Rukiye, sana bir şey söylemem lazım aslında. Üzülmezsen bir şey... Üzülmem. Üzülmem. Bugün ben hiçbir şeye üzülmem. Ben eşimden çiçek aldım bugün. Beni bugün hiçbir şey üzülmez. Söyle. Çok emin değilim ama ben yine söyleyeyim ya. Söyle. Bir saniye. Unutma lafını. Lafını unutma. Geliyorum. Anneciğim. Ay hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldin canım. Babacığım merhaba. Hoş geldiniz çocuklar, gelin gelin. Hoş bulduk babacığım. Gelin bakalım. Gel. Bakın size yüzünüz ne gülüyor. Göstereceğim. Bakın size ne göstereceğim. Bakın babanız bana ne aldı. Efendim. Ya Rukiye tamam. Çocuklaşma ya. Gerek yok, hadi oturun çocuklar. Çocuklaşma Rukiye. Ben 40 yıl başında eşi bana çiçek almış. Ben bunun mutluluğunu herkesle paylaşırım. Çocuklarımla da paylaşırım. Ay harika kokuyorlar. Babacığım ne zarifsiniz ama. Vallahi. Değil mi? Yani ben o konuda çok emin değilim kendimden yani. Baba. Anneme çiçek mi aldın sen? Bayram değil, seyran değil baba. Bildiğim kadarıyla annemin doğum günü de değil ki. Kimsenin doğum günü falan. Baba sen anneme çiçek almazsın ki normalde. Ya çok şaşırttın beni. İşte bravo. Ben de çok şaşırdım. Ahmetciğim ben de çok şaşırdım. Ama bir şey değil mi? Böylesi daha iyi oldu. Olmaz mı? Baksanıza yani illa özel günlerde zaten çiçek alınması gerekmiyor. Yani eşler çok sevdikleri eşlerine jest yaparak alabilirler. Babandan örnek al biraz Ahmetciğim. Ya. Görüyorsun değil mi baba? Beni de yaktın. Çok güzel, çok güzel. Oh, tutuldum be, tutuldum be. Oh. Anacığım, niye lan çıktı sen şimdi bu yarıza erimek merimek şeyleri? Ay acaba nereden çıktı babacığım? Ama ben uyardım. Ben uyardım, dikkat edin dedim. Tutulursunuz, birinize bir şey olur dedim. Aha, haklı. Yüklenmeniz ona haklı. O dedi yapma. Ben dinlemedim, haklı kadın. Hayır, sen istesen bile müsaade edilmemesi gerekiyordu babaanneciğim. Ya babaanne, dizlerin ağrıyor, belin ağrıyor. Bir de kalkmış burada böyle aerobik falan yapıyorsun ya. Ya sus pofre, sus. Allah Allah, açılırım tamam, ben şimdi. Ver bana, ver. Açılırım ben evladım. Ya, ana, sen açılana kadar biz böyle zaten hep duracağız başında. Hadi. Abi, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Oh. Sıvay. Dry. İyi misin? Acele etme, acele etme. Dur, dur, dur. Şey ama otur. Ne işin var? Şöyle eğilip lan. Şöyle şuraya. Koltuğa, koltuğa. Oraya, oraya, oraya. Ver o bastığımı be. Oh, çakıştır beniz beni. Yavaş, 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 yavaş. Tamam. Allah'ım kendi kalksaydım daha kolay kalkardım. Kaya, kaya, dur, dur, dur.
Suyunu değiştirsen mi acaba? Ya Rukiye, daha yeni suyunu koydun ya. Niye değiştirirsin? Evet, doğru değil mi? Ha. Ama yerini sevdi ha. Rukiye ya, bu saksı çiçeği yerini niye sevsin ya? Yok yok, yerini sevmiş baba. Sen sürekli çiçek al anneme. Aynen, bence onu demek istiyor. Sen ne kaşınıyorsun, sen ne kaşınıyorsun? Yok be, onu mu diyorum, siz de aşk olsun çocuklar. Hayır, öyle her zaman her zaman olmaz. Bu 40 yılda bir olunca böyle bir kıymeti var. Ay bebeğim. Tabii. Ben bakayım. Gül Güncüm. Ah baba, ah. Merhabalar. Hoş geldin Yıldız ablacığım. Hoş geldin Yıldızcığım. Yıldızcığım. Efendim. Evde değişik bir koku alıyor musun, böyle güzel bir koku? Ya Rukiye, tamam artık ya. Koku mu? Kokusu yok, almıyorum. Aa, mis gibi çiçek kokusu var. Nasıl almıyorsun? Burnum tıkalı senin. Aa! Fehmi abi sana çiçek mi aldı yoksa? Ya yapmış öyle bir muzurluk bak. Ay! Fehmiciğim, herkesin önünde sana tekrar çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ya tamam, abartma ya Rukiye. Gerek yok. Tamam. Neyse, ben biraz kahvedeyim. Hadi bakalım. Ben de seninle geldim baba. Git. Fehmi abi git sen. Kahvede Mesut'u görürsen ona söyle. Anlat böyle çiçek mi çek. Hiç elinde görmüyorum çünkü öyle çiçek mi çek. Düşünceli değil yani. Sen Mesut'a anlat bu durumu. Ana! Niye oğlum, ben seni doktora götüreyim mi? Yok. Yok istemeyim doktora. Ben aerobik, mayrobik bana yapmaz hiçbir şey. Ben neler gördüm, bir bilsen sen. Çamaşırlar, bulaşıklar, kaynanaya hizmet. O tarlalarda çalışmak onlar, oho! Ne yapar bana aerobik, hiçbir şey. Ya isterseniz ben babaannemi böyle kucaklayayım, arabaya indiririm yani. Ben çok güçlüyüm ya. Doktora gideceğiz ya yani. Ben yapabilirim öyle bir şey. Tamam Şahin'cim, güçlüsün Şahin'cim. Biliyoruz canım. Ya tamam. Ya, tamam, azıcık rahat bırakın anamı. Bu ne zaman açtar, şey yaparız. Götürür, sen o kadar üstüne gitme. Bırakınız beni rahat. Bırak ben. Sadıka, teşekkür etsem ağzım abiciğim. İman açık aşağıya geldin, o ver verdin. Allah razı olsun abiciğim senden. Aa, Sami'ciğim. Abiciğim. Tamam, rica ediyorum. Yani sonuçta, yani ben de çok üzüldüm. Senin annen, benim annem değil mi? Öyle orada yatınca bayağı evham yaptım yani. Çok mu korktu Sevim amcim? Kuş 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 kuş. Erol Taş Baba Sami! Ya sen ne yapıyorsun öyle? Pöf sana ya! Ne diyorsun sen? Mavişim falan diyorsun, ne diyorsun sen öyle? Evet, mavişim diyorum. Mavişim. Kuş kuş. Yok bir kere ne? Bir kere kış 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 öyle bir şey yok. Mavişim sen diyemezsin. O laf benim lafım. Ben onu mavişime söylüyorum. Evet baba, hatta benim. Allah Allah. Yine rahatsızın oluyormuş. Beğen ediyorum ondan sonra. Bak. Mavişim. Kuş 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 kuş. Ya sen, öyle bir şey olmaz. Sen sevmeyi bilmiyorsun. O laf benim lafım. Mavişim benim. Pef senin lafın. Çünkü sen beni kızdırıyorsun. Pef sana. Hatta bak böyle yapılır. Mavişim. Ah. Evet, kapı zili gibi. Ne o? Aynısı işte. Nasıl? Abici. Ya ne bu ya? Öyle şey mi olur ya? Öyle. Mavişim, mavişim benim lafım. Sen söyleyemezsin. Bir laf senin diye. Bilmiyorum. Bundan sonra beğen de diyorum. Hayır diyemezsin. Diyemem. Mavişim derim. Mavişim. Mavişim. Hayır diyemezsin. Hayır diyemezsin. Hayır diyemezsin. Sana benim lafım o da. Ya hayır. Ya hayır. Ya hayır. Ya hayır. Gördün mü? Senin yüzünden oldu. Senin yüzünden oldu. Mavcım. Feritciğim, bu nasıl? Ya Seyfi abi, benim bu imzayı gözüm hiç tutmadı açıkçası. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Peki efendim, bu nasıl? Bu yaşına kadar nasıl imza attın Seyfi? Şöyle efendim. Benim esas imzam bu efendim. Ama biraz basit geldi. Şöyle. Biraz mı? Yani imza dediğin kopyalanması güç olmalı. Kişiye özel olmalı Seyfi. E sen oraya sadece bir S harfi yaptın. Böyle imza olmaz ki. Çok akıllısınız gerçekten. Çok akıllısınız efendim. Şöyle bir şey yapayım. Şöyle.
Efendim, şu nasıl? Şu, şu. Ama aynı imzayı tekrar atabileceğinizden emin değilim. Bahsicim, gerçekten çok akıllısın. Bu da olmadı yani. Ya Seyfi abi, sen gerçekten seni tebrik ediyorum ya. Sen bu yola baş koymuşsun resmen ya. Çok teşekkür ederim Ferit'ciğim, çok teşekkür ederim. Evet, baş koydum gerçekten. Bu arada oylarımızın rengi bellidir değil mi efendim? Evet, benim oyum kesinlikle belli. Çok güzel. Ben kararsızım. Vallahi size her geçen gün daha çok seviyorum Basri Bey. Yani benim için en değerli seçmen kararsız seçmenlerdir efendim. Basri'cim, muhtar seçileyim. Seni danışmanım olarak göreve alacağım. Teşekkür ederim ama istemem. Efendim siz çok öngörülü bir insana benziyorsunuz. İhtiyar heyetin en güzide ihtiyarı olarak görev alayım. Teşekkürler. Gerek yok. O zaman muhtar olayım, özel kalemim yapacağım size. İyi ama Seyfi, muhtarın özel kalemi olmaz ki. Ben gelince olacak. İlkleri yaşatacağım size, ilkleri efendim. Şöyle bir şey Ferit'ciğim, ne dersin? Başa S'yi koyalım muhakkak. Evet, Seyfi, başta S olsun. K'yi kullanalım, Seyfi. Evet, evet K'yi de kullanalım. Evet, yaptık. Karıştır. Buradan. Evet, şimdi şuradan diyorum, şöyle yapın. Alttan tek bir çizgi yapın. Afilli bir şey bunlar. Evet. Afilli. Beybiciğim. Ha Rukiye, ben geldim ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin canım benim. Alayım, alayım. Rukiye, nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ya. Rukiye. Evde kimse yok değil mi? Yok. Hah, güzel. O zaman sana bir şey söyleyeceğim. Tamam, şimdi söylersin de. Sen söylemeden önce. Bak ben sana neler hazırladım. Bir sofraya bak, bak. Oo. Ya Rukiye, tavuk yapmışsın. Herhalde yaptım, herhalde yaptım. Ben sen tavuk seviyorsun diye sana tavuk yaptım, Fehmi'ciğim. Ya peki bugün özel bir gün mü ya? Aşk olsun. Sen bana çiçek almak için özel günü mü bekledin? Niye ben sana tavuk yapmak için özel bir günü bekleyeyim? Nasıl düşünmüşüm bak? Çok iyi, harikulade düşünmüşsün. Çok güzel düşünmüşsün. Şey yaptım, pilav yaptım suyuna, çorba yaptım, her şeyimiz tamam. Ortalama bir Rukiye, bir tavuktan kaç yemek yapar? Bak, üniversite sınavında sorulacak soru ya bu. Çok güzel bir soru. Beybiciğim ya. Çiçeğimi de koydum baş köşeye, biz yemek yerken böyle bize eşlik etsin diye. Nasıl olmuş? Ne diyeceğim bunu? Söyle. Fatu Ana, aşağı pastaneden sana lokum aldım. Bizim pastanede. Ha, sizin pastaneden. Sağ olasın evladım. Fatu Ana, seçim günü diyorum. İstersen arabayla seni alayım, sandığa götüreyim. İster misin? Yok evladım. Lazım var ya, hiç zahmet etmese. Efendim, seçmenlerin rahatı benim için çok önemli. O cihetten şey yapıyorum efendim. Seçmenlerin rahatını düşüne, kendi rahatını düşünsene. Oy alacağım diye yerlerde süründüm be Seyfi. Gerekirse bir oy için bile olsa yerde sürünürüm. Saçlarımı süpürge ederim. Benim için oy çok önemli efendim. Çok çok önemli, gerçekten. Ana, seni doktora götüreyim mi? Niçin evladım? Yok. Dil lazım. İstemeyim. Allah razı olsun. Dil lazım hiç. Olsa lazım olursa götürür beni evladım. Beni götürür Sami. Senin için götürürsün. Haydi Sami, götür beni içeri. Götüreyim, götüreyim anacığım. Hemen götüreyim. Tamam. Şey diyorum, bir ihtiyacınız olursa balkondan safe, yani tıslayın yeter. Ben gelir burada olurum efendim. Sağ olasın evladım ama dil lazım dedim, dil yavaş, lazım. Yavaş yavaş anneciğim. Var benim. Yavaş. Aa, yavaş. Var benim. Doğru ayakkabıları var şey benim evladım. Evladım var bak. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Yavaş. Yapıyorum tebeliğini, iş bilmediği şeyler, eğrili büğrülü. Bundan sonra. Yavaş. Yardım edeyim mi? Yok, ben götürüyorum. Tamam. Sağ ol. Mavişim,
akşam yemeği babanlarda mı yiyeceğiz? Evet Şahin. Bak yemekte sürekli bana inadına mavişim diyeceksin, unutma. Tamam mavişim, sen merak etme. O kadın sürekli istediğinin olmadığını görecek Şahin, tamam mı? Hayır, benden babama aldığı yetmiyor, bir de mavişimi alıyor. Tamam mavişim ya, sen üzülme. Bu dünyada bir tane maviş var, o da benim mavişim. Mavişim. Unutma, tamam mı? Tamam, tamam. Mavişim. Tamam Soğan, bir daha denesene. Deneyim, deneyim. Bir daha deneyim. Doğru diyor. Mavişim. Ha, ılıyor gibi. Okey? Azıcık sonra ovalanacak. Aa, alay güzel oldu. Ay Soğan'cığım ya, ben bu mavişim lafını çok sevdim. Valla mı? O zaman sevdiysen, daha senin olsun. Benim zaten. Yaptım. Irik benimki baykuş küçüğü oldu ama olsun. Gerçekten seninle karşılaştığıma ve o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Yani bunların hepsini taşımam mümkün değil mi, şu anlamda söylüyorum. Mutlu oldun mu gerçekten? Evet, yani yardım ettiğin için çok mutlu oldum tabii. Bir de onlar çok ağırdır. Bıraksana şuraya, ben taşıyabilirim artık. Sağ ol. Yalnız cidden güzel tesadüf oldu. Ya evet, şanslıyım yani. Yani benim çıktığım sahne senin iş yerine ne kadar yakınmış? Ya evet, ya benim iş yerimin de bir yere yakın olması çok enteresan yani. yarın da gidiyor musun provaya? Var evet, provam var yarın. Şey yapabiliriz istersen. Yani çok yardım edince ben de böyle şey mahcup hissettim kendimi. Bugün arabayı almadım ama yarın abimin arabasını alayım diyorum. Eğer çok erken demezsen senin şoförlüğünü yapabilirim. Teşekkür. Çok sağ ol. Çok isterim tabii de benim yarın sabah erkenden çocuk esirgeme kurumuna gitmem lazım. Aa, neden? Ya oradaki kimsesiz çocuklara oyunculuk dersi veriyorum ben. Yani hem eğleniyorlar hem bir şeyler öğreniyorlar. Elimden geldiğince. Ya ne kadar güzel bir şey yapıyorsun Niyazi, farkında mısın? Sağ ol yani işte. Elimden bu kadar geliyor. Yani keşke başka bir şeyler de öğretebilsem diyorum ama bendeki sermaye de bu. Ama yine de bakarsın yani, inşallah belli mi olur? Bir bakmışsın içlerinden böyle çok yetenekli bir oyuncu çıkmış. Evet, olabilir. İnşallah. İnşallah. Ya ben de bugünkü yardımına karşılık yarın için şoförlüğünü yapayım dedim ama. Ya başka zamana sözün olsun Nazlı. Tabii olur, olur da. Şimdi ben bu geldiğin altında pek kalmak istemiyorum. Keşküller misin? Çok isterim ama benim Saliha teyzelere gitmem lazım. O kim? Huzur evinden arkadaşlar. Yani arkadaşım dediysem tabii yani yaşça büyükler ama ben arkadaşlık yapıyorum onlara. Hı. Saliha teyze var, İsmet amca, Orhan dayı, Nilgün teyze. Yani böyle saymakla olmuyor. Ben bir gün tanıştırayım seni onlarla, ister misin? Ya çok isterim gerçekten. Peki ne yapıyorsunuz siz birlikte mesela? Ben işte sohbet ediyoruz, işte pişti oynuyoruz. Görmedikleri çocukların iyi yerini bir nebze tutmaya çalışıyorum ben. Arkadaşlık ediyorum anlayacağın. Hatta Nazlı, ben iznini isteyeyim. Gideyim, merak edenler. Ay, söz verdim. Tabii tabii tabii. Sen git. Çok teşekkür ederim tekrar. Ne demek yani, çok istiyorsan sağ ol. İçeri kadar da taşıyabilirim. Yok, ben hallederim. Sen sadece tamam. Birazcık şöyle git. Tamam, sana yardım edeyim. Evdekilere de selamlar, hürmetler. Kapı üstüne çok teşekkür ederim tekrar. O ya ağırmış yani. Ya yardım ne zaman istersen. Sağ ol. Tamam. Teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ben kaparım, ben kaparım. Şahinciğim. Cici anne. Seninle bir anlaşma yapalım mı? Vaz? Anlaşma mı? Şimdi Şahinciğim. Ha. Sen Elvan'a mavişim demekten vazgeç. Ben de Sami'yi ikna edip ikinizin birden maaşına zam yaptırtayım. Zam mı? Evet, hem de %50 zam. %50 mi? Ha. Nicht ya. Olmaz, kusura bakma Cici anne. Ben para için aşkımı satamam. Yok. Aa. Ben. Şahin, ben sana aşkını mı sat diyorum? Lafını satacaksın. Yani sonuçta mavişim demek mi önemli? Yoksa geleceğin için, evliliğin için, çocukların için para biriktirmek mi önemli? Ha? Hem biriktirdiğiniz parayla Almanya'ya tatile de gidersiniz rahat rahat.
ama yani... ...sen tabii benim hiç böyle hayallerim yok diyorsan... ...sen bilirsin Şahinciğim. Ya Cici anne, Sami ustayı öldür... ...böyle bir zam yapamaz yani, mümkünatı yok, nicht. Ama Şahinciğim... Bas. ...Sami beni kırmaz ki. Ben onu ikna ederim, ederim. Ha. Sen Elvan'a mavişim demekten vazgeç, zamlar bende. Aa, anlaştık o zaman. Yalnız şunu söyleyeyim Cici anne, eğer Erol Taşbaba Sami zam yapmazsa lafımı alırım, mavişim de diyemez. Ay Şahin'cim merak etme, zam bende. Para da bende. Yemekler hazır, hadi geçelim sofraya. Şahin. Geliyor mu? Elvan'ım. Şahin, heh, senin en sevdiğin yemeklerden yaptım. Aa, çok güzel ya. Elvan'ım, sağ ol. Şahin. Efendim Elvan'ım? Yemekler hazır ama, Mavişim. Ay, hazır Sami'cim, hazır. Hadi sofraya geçelim hayatım. Oo, vallahi ne kadar güzel kokuyor Mavişim böyle her şey. Canım Sami'cim, geç. Geç hayatım. Canım, çorba koyayım mı ben sana? Zahmet de olmazsa Mavişim. Aa, siz mi koyacaksınız Sibel Hanım? Gel Elvan'cım, gel sen de böyle. Ses çıkmıyor. Sana ne? Belki benim kuşum farklı. Allah Allah. Otursana Elvan'ım. Hadi. Yemek yiyelim hadi. Babacığım seni tebrik ediyorum. Gerçekten annem seninle evli olduğu için çok şanslı bir kadın. Bir gün eve çiçekle geldim. Nerelere geldi olay ya? Aşk olsun be. Bir de mütevazi. Bir de bir... Ay Fevcim öyle deme. Kaç tane erkek senin gibi davranıyor? Kaç tane erkek şu kapıdan karısı için elinde çiçekle giriyor? Bir kahveye gittiğinde bir sor bakalım oradaki erkeklere. Doğru, bir tane bile çıkmaz ben söyleyeyim. Hatta ha, benim arkadaşlarımın arasından bile çıkmaz. Bak o kadar. Çünkü neden? 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 Çünkü Fevcim bir tane. Çünkü Fevcim önce bir o yapar, herkes ondan görür. Ha demek ki doğrusu buymuş der. Ondan görürler, öyle uygularlar. Fevcim öncedir çünkü. Bence ne yap biliyor musun babacığım? Sen mahalledeki bütün erkeklere söyle. Ben de karıma çiçek aldım de. Utanma. Bence söyle. Onlar da artık eşlerine çiçek alsınlar yani. Çok doğru. Çok doğru Nazlı. Bugün de yazık kıyamam. Mesela Yıldız nasıl böyle bir imrendi değil mi? Bir şey oldu. Kötü oldu kız yani. Sen Mesut'a özellikle söyle. Sen ya Fehmiciğim. O da alsın kıza. Yazık. Şahinciğim. Pilavı beğendin mi canım? Hmm, çok güzel olmuş. Elvan'ım. Anlamadım. Ya diyorum ki o kadar güzel olmuş ki ellerine sağlık Elvan'ım. Zer şön olmuş. Mavişim. Senin gibi olan o mavi olan Suray'dan bana su verebilecek mi? Şahin'cim. Uzatır mısın Suray'ı? Şahin'cim. Lütfen benimle mutfağa kadar gelir misin? Şunları götürelim. Tamam Elvan'ım, geliyorum. Sağ ol Mavişim. Bitti zaten. Afiyet olsun. Ha. Çay. Sana ne be? Benimki vahşi kuş. Senin gibi bir kafes kuşu değil. Hadi buradan. Anka kuşu benimki. Ne oldu Mavişim? Ya bağırma sana. Niye bağırıyorsun? Neden bana Mavişim demiyorsun? E dedim ya işte bak. Mavişim dedim biraz önce. Ya demedin. Masada demedin. Şimdi diyorsun. Ya işte İyiler, oluyor ben bazen böyle. Yapacak bir şey yok Mavişim. Tamam. İyi yaşayacağım. Canım, özellikle o kadının yanında Mavişim demeni istiyorum bana. E tamam oldu derim Mavişim. Tamam de. Ya Nazlıcığım. He. İşte baban gerek yok dedi ama suyunu değiştireyim mi bunun ben acık? Anneciğim işte her gün bir kere değiştirmen yeter bence. Değil mi? Solmasın. Yok, solsa bile zaten ne olur babam yenisini alır. Bir şeycik olmaz. Ay, tamam orası öyle tabii de. Yok zaten ne yapacağım biliyor musun? Bir tanesi böyle güzel kurutacağım, böyle ısıtacağım. Onu evlilik cüzdanının arasına saklayacağım. Orada ona böyle acık acık bakacağım sonra. Ama azıcık şöyle bir ek yapayım buna ya. Bir küçük değiştireyim tamam, sonra. Tamam peki sen bilirsin. Tamam. Ay dur ben bakayım.
hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Geliyorlar şimdi. Geliyorlar. Nasılsınız? Oo, Sevi. Hoş geldin. Sen bir gelsene şu oturması. Seninle bir şey konuşayım. Bir dakika ya. Seçmenlerime bir merhaba diyeyim. Bir selamlaşayım. Ya tamam işte. Benim seçimle ilgili benim söyleyeceklerimle. Gel ya. Olur mu canım? Efendim Nazlıcığım, bu senin çiçeğin. Ah, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çiçekleri vereyim. Sonra gelirim. Acelemiz yok ya. Kaçmıyoruz ki, buradayız. Efendim sizinkini de Fethi'yle yollamıştım. Gelmiş. Fethi'cim çok teşekkür ederim. Zahmet oldu sana. Buyur babacığım. Sağ olasın kızım. İyilerine sağlık. Olsun. Ay, teşekkür ederim Elvan'cığım. Teşekkür ediyorum Elvan'ım. Şahin sen babaanneme baktın değil mi? Ya evet, biraz önce baktım Elvan'ım. İyi miydi Şahin? Evet evet, çok iyiydi. Gözleri böyle açıktı Elvan'ım, çok iyiydi. Bence yarına bir şey kalmaz oğlum. Bence de kalmaz mavişim. Ya Şahin. Efendim Elvan'ım. Ya Şahin. Ne oluyor Elvan'ım? Ya Şahin! Anlamıyorum, ne diyorsun Elvan'ım? Şahin ben eve gidiyorum, tamam mı? Sen dükkanı kapatırsın. Nereye gidiyorsun Elvan'ım ya? Ya Elvan'ı unutmuşsun Şahin. Aa Elvan'cığım, ay çocuk sana ne güzel Elvan'ım diyor. Yani değil mi? Elvan'ım. Evet Elvan'ım, mavişim haklı. Tabuk gelip bir kafa her zaman böyle aksız olur ama... bu sefer aklı çocukcağız. O kabahatini biliyor babacığım. İyi akşamlar. Ya unutmayın sakın, tamam. Tamam. Ya Mavi. Şahin susar mısın artık lütfen? Açıklayabilirim sana. Her şeyi açıklayabilirim. Her şeyi. Ha. Niye biliyor ya? Ay işte Şahin, bilmiyor musun? Ha doğru. Doğru. İyi Mavi. Neden Elvan böyle kızı gitti? Sen bir şey anladın mı? Ya ben de bir şey anlamadım yani Sami'cim. Canı bir şeye sıkılmıştır. Ha Elvan ha. Aşk olsun Fehmi'cim. Ha niye işin aslını astarını bana anlatmıyorsun? Milletin önünde rezil oldum yani. Ya Rukiye, söyleyemedim ya. Sen o kadar mutlu olduk yani. Çünkü sen mutlu oldukça ben utandım, mahcup oldum ya. Kendi kendime gelin güvey olmuşum. Ya resmen böyle mutlu mutlu geziyorum ortada. Halbuki ya, çok utandım ya, çok mahcup oldum yani. Ya tamam Rukiye, tamam. Asma suratını ya. Allah Allah. Beni de üzme ya. Ya sen zaten kendin çiçeksin Rukiye ya. Benim için en güzel kokan çiçek sensin ya. Ben şimdi senden daha güzel bir çiçek nereden bulacağım da sana vereceğim ya? Yok ki. Yok mu? Yok mu? Ne yapayım? Çiçek Rukiye. Uzat bir yanak, uzat bir yanak. Gel 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 gel. Oh mis gibi kokuyor ya, diyorum ben sana. Tutunmuşuz geçmişin kanatlarına.